küçük beyler bayanlara da olur. Büyük beylere de olur. Böyle hani yaş dönümü gençlere de olur. Hı hı. Düğmelerini farklı koyarsınız. Nefis bir model var. Bak. Bir yelek. Bunu nereden bulmuştuk? Benim dergiler mi? Evet, Gülsüm Hanım yapmıştı bunu. Bayağı bir sene falan oldu. Aslında yelpazelik ama şu anda belki hani Türkan Şoray'ın kirpiği falan bile denebilir belki. Kirpik gibi de olmuş. Evet, modeli. Türkan Hanım'a saygılar. Hı-hı. Bu arada. Ama Türkan Şoray'ın kirpiği farklı bir şey. O daha farklı bir evet örnek. Farklı bir. Şimdi burada örgü bilmeyen arkadaşlar evet, literatürde diyorlar ki var. Literatürde var. Biz evet. Uydurmuyoruz. Evet. Benim uydurduğum var. Hı-hı. Nurgül Yeşilçay'ın badem gözleri. Evet. Tığdaki bademe ben o ismi verdim. Hı-hı. Bayılıyorum ona. Onun o badem gözlerine. Evet. Şimdi bu modeli beni hafızam beni yanıltmıyorsa battaniyede Allah rahmet eylesin Nimet Hanım yaptı. Sanki evet. Kızlar ondan bize yardım edin. Sibel Kavaklıoğlu, Nurgün Tezcan hatırlayanlar varsa battaniyede mi gördük? Başka bir şeyde mi gördük? Onu hatırlamıyorum. Olabilir. Çok yıllar oldu. O zaman bebekler için şeyler, tulumlar falan da yapıyoruz. Sanki öyle bir şeyde gördük. Allah rahmet nurlar eylesin. Yani dilim evet. Varmıyor. Şimdi nasıl oluyor bu İsterseniz model? İsterseniz önce sayılarını mı vereyim, modelini mi göstereyim? Ne yapayım? Sayılarını verelim, ondan sonra modeli tamam. Gösterelim. Deryan, bunun arka şeyi, yeleğin arkasını düz yaptık. Örnek koymamış Gülsüm Hanım. Arkayı, bence daha doğru. Evet, daha doğru. 80 ilmek başlıyoruz arkası için. Bu arada ipimiz bebe yünü koton. Şiş numaramız da 4. Evet. 6 diş haroşa yaptıktan sonra lastiği için. Sonrasında 74 sıra düz örgü yapıyoruz. Evet. Şu iki yanlarda kol için 10'ar ilmek haroşa yapıyoruz. 3 diş. 3 diş yaptıktan sonra şuradan 6 tane kesiyoruz. Ondan sonra kalanı 20 diş örüyoruz. 20 diş olana kadar. Sonra hepsini bir defa da kesiyoruz. Bu kol kesmesini de aslında gösterelim. Neyle birlikte? Bu kol kesmesini dün yaptığımız çocuk elbisesinin kolunu çok sormuş izleyicilerimiz. Hı hı. Yarın yayından önce gösterir, yani şeyden önce gösterir mi programın ilk başında? Tamam olur, olur gösteririz tabii ki de. Kol kesmesini dün elbisenin o kadar çok soru gelmiş ki. Onda çok kolay, onda bir tek bir motif bırakıyorlar. Tığda çok daha değişik bırakmak, kol kesmek. Evet. Şişte daha farklı. Ben de şurada mı kesti bunu mesela? Şurada mı kesti? Şurada bakın. Şöyle. Hiç 4-3-2-1 gibi değil. Bir defada. Ha, tek defada. Ha, kaç tek tane? Tek defada. 6 tane. 6 tane altı kesti. İlmek. Evet. Haroşa öyle yine yukarıya 20 çıktı. 20 diş haroşayı bakın yaptı. Bakın düz L şeklinde. Aha. Buradaki şey kesim. Evet. Evet. Önler için de 50 ilmek başlıyoruz. Yine 6 diş haroşa yapıyoruz. Şu ön patları için 10'ar ilmek haroşa yapıyoruz. Sonra bu geride kalan 40 ilmeği şu şey aralarında, yelpaze aralarında 15 ilmek var. Çünkü bir sonrakini bu ikisinin arasında birbirlerinin aralarına kaydırarak kuruyoruz. Şimdi onu göstereyim. Ha, bu arada bunu da 74 sıra geldik. Yine burada 10 ilmek şey yaptık, haroşoyu yaptık. 3 diş ördük, 6 tane kestik. Bu arada tam bu hizadan şu ön patın içinden 10'ar defa birer şöyle hafif V olması için kestik. Şu aralardan. Aha, evet. V oldu. Sonra kalan ilmekleri iki defa da keserek omuzu yapıp kapattık. Süpermiş bu. Mesela çocuklar için yelek çok önemli oluyor. Sabah kalkınca ben yeleği çok önemsiyorum. Hı, bizim için de. Evet, bizim için de önemli. Ama çocuk kalkınca üstüne hemen, bir şey evet, aranıyorsun. Evet. Eski adet belki ama güzel bir adet. Ben şimdilerde acaba pek önemsemiyorlar. Bu yeşilde mi göstereyim daha rahat görünür? Ne diyorsunuz? Var mı yeşilde? Var, örgü? Hazır. Bence yeşilde onda gösterelim. Da hazır. Daha ince, onu da hazırlamıştım. Evet. Şimdi hocam. İki bunu renk şeyleri olabilir. Haroşosu, şu kenar patı. Mesela bunu gri ördünüz. Burasını lacivert yapabilirsiniz şu patı. Olur. Kol kenarını lacivert yapabilirsiniz. Olur. Arkası lacivert olabilir, önü gri olabilir. Hı-hı. İki renk o şekilde olur. Bunları iki renk olur mu yok, bilemedim. Yok, olmaz. Olmaz. Yok. Evet, buyurun. Şimdi bunu normal 7 sıra örüyoruz. Tamam. 7 sıra ördükten sonra örgünün düz tarafında baştan oradaki sayıları ben yazdım. Kaç ilmek bıraktıktan sonra yapacağız. Şuradan aşağı sayıyoruz Derya Hanım. Bu ince olduğu için 6 şey, ilmek saydık, sıra saydık. 1, 2, 3, 4 sayıyoruz. 5, şu 5.'ye batıyoruz. Aşağı indi. Evet. Buradan arkadan ipimizi doladık. Evet, şöyle evet. Nimet Hanım yaptı şimdi, değil mi? Hatırlıyorum. Evet. Bu uzunluk kadar şeyi alıp, ilmeği alıp sol şişimize takıyoruz.
ve sol şişteki ilk ilmekle birlikte alıp bu tarafa geçiriyoruz. Aynı şekilde hep şu yuvadan 5 defa aynı yerden ilmek çıkartacağız. Çıkarttık. Bu nefis bir şey, şimdi hatırladım. Şimdi takip eden ilmekle beraber alıyoruz sağ şişimizde. Gene evet. Aynı ilmekten çıkarttık. Şöyle üçüncüyü evet, çıkartıyorum. Burada hiç sıkmamak, kasmamak lazım. Evet. Hep şişin sol şişteki ilk ilmekle birlikte topluyoruz. Dördüncüyü çıkartıyorum. Çıkarttım. Yine alıyorum. Şimdi son... Kaç tane bunlar? Beş. Beş defa yapıyoruz Derya Hanım. Ondan sonra arada yelekte 15 ilmek ördük. 15 ilmek ördükten sonra bunu tekrarlıyoruz. Öndeki sayıya ancak 2 tane yelpaze sığıyor ilk defasında. Şimdi bunu böyle yaptık. Böyle yaptıktan sonra bu arada 15 diyoruz. Eğer şişte kalınsa yünleri mesela bunda 5, 7 olması lazım ki ikinci defada tam orta noktasına getirecekler. Şimdi orayı bir görelim. Şurası mesela. Evet. 15, 7 tane örüyoruz, 8.ye yapıyoruz. Sonra tekrar 7 tane örüyoruz, tam ortasına gelmiş oluyor. Evet, ikinci çok, sırada. Çok beğendim ben bu modeli. Çok güzel. Yani battaniye olur, yastık olur, etek olur, bize de bluz olur. Atkı olur, şal olur. Atkı olur, şal olur. Şöyle arkasını da bir göstereyim, izleyicilerimiz görsünler. Arkasından da şu şekilde olacak. Yani doğru mu, yanlış mı yani... bakarsınız oradan. Şimdi mesela o ince ip bakın daha orta kalınlıkta bir iple daha böyle fosur fosur sanki sarma yapmışsınız gibi oldu. Hani evet. Nakışta yaparız ya sarma. Evet. Onun gibi oldu. Şimdi 5 tane öreceğim. Ördüm. Yine aynı şekilde. Buradan sayıyorum. 2, 3, 4, 5 6.ya. Hizaları şaşırmamak lazım. İyi saymak lazım. Şu çıkarttığımız ipi kastırmamak lazım. Evet. Bunu çıkarttım. Tam şu ilmek şeyler sıra boyunca. Sol şişime takıyorum. Soldaki... Bu modelin bir adı var mı? İzleyicilerimiz bize yardımcı olsunlar. İlk ilmekle birlikte alıyorum. Tekrar çıkartıyorum. Ondan sonra arkada normalde düz örüyorum. Tekrar bundan sonra 8 sıra örüp her iki yelpaze arasında tekrar ilmeklerimizi kuruyoruz. Evet. Şimdi mesela bir dahaki sırada şu ortaya yapacaksın değil mi Sibel? Tam ortaya yapacağız. Şuraya, evet. Onun için şu arasının tek sayı olması lazım. Okey. Güzel. Nasıl gidiyor arkadaşlar fırındaki şey? Pişmemiş ben. Başını bekliyorum. O zaman biraz daha pişsin. Ben bir ona bakayım. Sen orayı bir göster tamam. Sibel. Anlat. Tamam. Bugün her şey de biz olunca hepsine koşacağız. Beşinciyi alıyorum. Yine çıkarttım. Şişin ucundaki son ilmekle beraber alıyorum. Ondan sonra sıra sonuna kadar. Normal örüyorum. Biraz daha olsun. Örgünün diyeyim. Ters tarafında hiçbir işlem yapmadan normal öreceğiz. Bu şekilde 8 sıra ördükten sonra yine aynı işlem ama örgünün hep düz tarafında yapıyoruz şu işlemi. Sibel çok açıklayıcı güzel bir şey yaptı burada. Bunu koyacağız sosyal medya hesaplarımıza. Hı hı. Biraz takip etmek lazım. Buradan da seyircilerimiz hani bakarak da yeleğe ama ben bunun... Son zamanlarda yapılan en güzel erkek yeleklerinden bir şey olduğunu düşünüyorum. Hı-hı. Bunu pembe yapsanız kız için de tabii güzel canım, olur. Tabii hani değişik de. Renklerde. Ya da griyi kız da giyer. Anne, giyer. Şimdilerde artık renk şeyi kalmadığı için onun için biz özellikle düğmelerini farklı farklı renkler yaptık. Süper güzel. Belli mesela, bir şeye sadık kalmadık. Çok kalın olmasın. Pamuklu olsun. Hı-hı. Ben mesela böyle bir şey aranıyorum.